Herkese merhaba arkadaşlar. Yine sizlerle birlikteyiz. Güzel bir seferimizde. Buzlu Turizm Alanya Eskişehir seferi. Bu Cant Kapakı niye bu kadar durmuş ki? Aracımız Mercedes-Benz Trabego ilk nesil. 2006-2008 kasa. Yavaştan yolumuza çıkalım. Evet, yolculuğumuza başlıyoruz. Hayırlısı inat. Yavaş yavaş gidelim bakalım. Alanya Otogar, yani Roexcent'ta şehirler, Akdeniz tarafı gerçekçi. Otogar'da gerçekçi değil ama olsun yani. Roexcent gerçekçi geliyor. Bu araç da güzel bir araç. Eski biraz hataları var ama kullanıyorum yine videolarda. Aracımız Alanya'ya çıkacağız. Antalya. Kütahya Eskişehir yönünde gideceğiz. Eskişehir'e videomuz sonuna gideceğiz. Konumuz sandık aday dinamik testlerinde olacak. Yani gerçek hayattan olduğu gibi bu turizmin vallahi köprü arabası Adalya yönetim arabası. Bir tane yeni tesis var. Şemşir Usta diye. Bu Dinam sapağını geçince oraya giriyor ama Adalya'ya giriyorlar genelde. Ay önce böyle sıkıntılar da bu tabi. Buradan toplu tabi de gideceğiz. Esenler. Oradan geliyorum Eskişehir Afyon. Antalya diye bir video var. Kışın çekmiştim. O araç mesela 2.2 kasa. O araçta çektim. Bu araç çünkü eski olduğu için biraz. Hatta o bir anlamı yok. Güzel olur.
Evet, İngilizce versiyonu var fakat onu da arkada İngilizler dövüyor. Barajda çektik bayağı da. İngilizler bir şey daha iyi olur diyordu. Şimdi barajı bir V8 koysalardı. Daha iyi olabilirdi. Mesela yeni kasa olan İngilizce V8 Çıkalım yavaştan ya. Sonra dış çekimden geri gideceğim. Ay, sanmayı unuttum. Kullanmayı güzelmiş. İstikamet Eskişehir.
kullanmaktadır. İsteklerinizi yolcu panelinde bulunan kırmızı çağrı butonuna basarak kabin görevlinize iletebilirsiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek, size ve diğer yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı lütfen tavan raflarına koymayınız. Kaptan, kaptan yardımcımız ve kabin görevlilerimiz, siz yolcularımıza iyi yolculuklar dileriz. Sayın konuklarımız, ikram servisiniz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip, servis sehpalarınızı açmanız önemli rica ediyoruz. Afiyet
her şeyi bilip orada. Ben tam biliyorum bu saatte galiba yani. Her şey orada. Yani, yani şu an yaşadığım çevreye de mesela arkadaşlarım var fakat Isparta bana bir farkı geldi. Yani ben hiç üniversiteyi kazandığımda düşünüyordum. Hatta beni ailem kalacağım burada bıraktı. Ben o gece boyunca tavanamadım. Ne yapacağım düşündüm. Ben bu şehirde ne yapacağım? Nasıl alışacağım? Sonra alışıyorsun. Aynen. Yavuklarda denizde yüzmek gibi. İlk girdiğinde soğuk geliyor fakat girdikçe alışıyorsun. Başka bir şehirde yaşamak. Daha önce de konuştum bunu anlattığım gibi. Yani orada oldukça alışıyorsun. Isparta bir çeşme var, Karpuz Çeşmesi diye. İçen 7 yıl gibi. Bir önce de hiç su içmedim fakat ben de oraya bağlandım yani. Evet, şimdi en güzel yeri yani. Ben muayenelik yaparken hep bu TSE'de, bu bölge TSE'ye gidip de gece yaptığım ilk iş sucuklu yumurta ve bal kaymak yemek. Çok güzel gidiyor ya kahvaltı olarak. Öncelikle çok... Yavuz bir şey mi unuttu acaba? Bir de genelde yaz da olsa, kış da olsa bu TSE'de yani yaşadığım şey yolcu gece üşüyor. Antalya'dan sıcak oluyor çıktığım zaman. Yolcu altına gece üşüyor ve geliyor bana. Diyor, vay bu bagajdan montumu alabilir miyim? Diyor. Ve ben de yolcuyu kıramıyorum. Bagajı açıp veriyorum mecbur. Neyse çok konuştum. Benim karnımızı doyuralım. Aç kalmayalım. Birazdan buradayız.
Evet, yavaştan yolumuza koyulalım. Gerçek real arabamla gelip eski YKS de bu tesis vardı, fakat o bir sayıda da bu tesis kaldırdılar. Aslında bir daha bu tesis YKS'ler ne olur ya? Ahmet o kadar ve burası da olur. Yavaştan kalkalım arkadaşlar. Az yolumuz kaldı. Saydın'da bu 10 yolcuyum. Eksik yok bak. Saydın'da bu. Ay çıkıyoruz bakalım. Bu kafayı yersin. Kızım bu sana sonra ikram yapmaya ne gerek yok zaten. Yolcuyum ya bu.
yok. Kendi suç değil. Kapısı.
yani ucuz biz de yapıyoruz. Eskişehir yolculuğumuz burada sona ermiştir. Eskişehir'in firması Buzlu Turizm. Hayırlı günler ve senlikler diler. Görüşürüz.